Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Bugün 10 Ağustos Pazartesi, akşam 9'u 20 geçiyor. Dolar analizi videomuza başlıyoruz. Günlük olarak değerlendirmemizi yapacağız. Şöyle bir grafiğimize baktığımızda dün yaptığım bir analiz vardı. O analizdeki grafik halen koruyorum. O grafiği kaydetmiştim. Şimdi o grafik üzerinden değerlendirmemizi yapacağız. Evet, şimdi bugün bir tane fiyat grafiğine baktığımızda kırmızı mum karşımıza çıkıyor. Bu kırmızı mum İlk başta bize, eğer bu böyle bir kapanış olursa, 36'dan açtık açılışı. Kapanışımız şu an aşamada 30.97'lerden geçiyor. Gün içerisinde 23'lere kadar düştük, yani 7.23'e kadar düşmüştük. Ve oradan tekrardan toparladık ve şu görüntüde durumdayız. Peki yükseliş devam ediyor mu arkadaşlar? Evet, halen yükseliş trendi içerisindeyiz. Halen al sinyalimiz yatırım tavsiyesi olmadan devam ediyor diyebiliriz. Ve aşağı doğru gelmesi için takip edilmesi gereken seviye söylüyorum arkadaşlar. 7.21 seviyesinin üzerinde kaldıkça, bakın orada da bir Fibonacci desteğimiz var. Bu seviyenin üstünde kaldıkça yarın boyunca, yani bunu sürekli güncelliyoruz. Bugün için geçerli olan ve yarın için de geçerli olacağını düşündüğüm seviye 7.21. 7.21 üzerinde kaldıkça dolar yükselişine devam edecektir. Günlük bazda fiyat grafiği bana bunu gösteriyor. Evet, bir de indikatörlerimize bakalım günlük bazda. İndikatörlere baktığımızda şöyle bir ikili tepe oluştuktan sonra hafif olarak yukarı doğru kırdığımızı görüyoruz. Bakın gördüğünüz gibi şöyle bir kanal içerisinde hareket ediyoruz. Birkaç gün sonra bu tepeden sonra tekrar bir satış dalgası gelir mi acaba? Şu kanalın dibine doğru tekrar hareket eder miyiz diye bir düşüncedeyim. Yani onu bir takip etmek gerekiyor. Bakın şurada bir dip vardı. Şurada bir tepe yaptık. Burası dipti. Şimdi bakın şuralarda bir yerde bir dip. Sonra şuralarda bir kar satışla beraber bir aşağı doğru geri çekilme olur mu? Örneğin 7.09 gibi bir rakamlara iner mi? Yani şundan bahsediyorum. Yani bu işin doğasında var. Yükseliş trendi bitmemiş olabilir. Ama şu şekilde bir düzeltme yapılır mı? Fiyat grafiğinden benim hissettiğim, benim algıladığım bu. Ama diğer göstergelere baktığımda ise RSI tarafında öyleydi. Hem stoh uzunda hem kısada yukarı doğru gidişat devam ediyor. MACD'de bir kar satışın olabileceği konusunda aşağı doğru bir dönüş sanki başlıyormuş gibi gözüküyor. Bunun için bir yarına daha net bakmak gerekiyor. Ama yavaş yavaş aşağı doğru gelme var. Bu da kar satışları olabileceği konusunda bize bilgi veriyor. Bir de 5 saatliğe bakalım. 5 saatlikte ne gösteriyor? 5 saatlikte arkadaşlar takip etmemiz gereken seviye 7.28'ler. 7.28 üzerinde kapanış yaptıkça gayet iyi bir şekilde yukarı doğru hareketine devam edecektir. Şu an 7.30, 7.31 civarında gezinmekte. Diğer göstergelerime baktığımda RSI yatay bir seyir içerisinde. Şu sert yükselişi sindirmeye çalışıyor. Daha sonra yani aslında burada ufak da olsa bir şöyle bir kanal, şurada da bir direk var. Yani şöyle bir hareket yapmış, bunun sindirmesini yapıp yukarı doğru mu gidecek yoksa aşağı doğru mu kıracak? Aşağı kırılma noktası 28'lerden geçiyor. Bunun üstünde kaldıkça da al sinyali devam edecek gibi gözüküyor 5 saatlik grafikte. Bir de sinyallerimizi hatırlatalım bizim. Biliyorsunuz bilmeyenler de vardır ama kanalımıza ilk defa gelenler. Sinyallerimiz en son şu şekildeydi. 6.97'den sat ürettikten sonra 6.88'e kadar düşüş olmuştu. Sonra tekrardan 6.96'dan al sinyali gelmişti. Ve sonra 7.36, 37.5'a kadar yükseldik. Hedefimizin de 7.40 olduğunu geçen haftadan söylemiştik. Şu an için halen al sinyalinde olduğumuz için ben bu hedefi koruyorum. Yalnız dediğimiz gibi dünkü videoyu izleyenler bilir. Salı günü veya perşembe gününe bir dikkat etmek gerekiyor. Dünkü videoda farklı bir olayı değerlendirmiştik. Eğer faiz kararı bu hafta gelirse diye, ben faiz kararı bu hafta gelecek diye söylemedim. Bazıları yanlış anlamış. Onları bir üzerine tekrar basmak istiyorum. Benim için sorun yok ama yanlış anladığınız zaman sizin üzülmenizi istemiyorum, kaybetmenizi istemiyorum. Sadece faiz kararı bu hafta gelirse diye varsayarak bunun hangi gün gelebileceği ve hangi fiyattan gelebileceği konusunda değerlendirme yapmıştık. O günlerinde salı bir ihtimal ama asıl olarak perşembe günü eğer dolar yükselirse yükseldiği noktada 7.57 olabilir. Oralarda da perşembe günü bir müdahale olabilir mi acaba diye düşünmüştük. Ancak bunun tespitini yapmak gerçekten imkansız. Bunu bilen kişiler zaten 2 kişi 3 kişidir Türkiye'de. O konuda ben sadece varsayım yapmıştım. Onu yanlış anlamayın arkadaşlar. Dediğimiz gibi dolar da yükseliş devam ediyor. 7.31'ler civarındayız. 6.96'dan 7.37'ye kadar çıktık. Yaklaşık 41 kuruşluk bir kar ettirmiş olduğu sinyalimiz. Tabi daha diplerden de alabilirsiniz. Örneğin 6.88'den de alıp yukarıda 7.38'den de satış yapabilirsiniz. Eğer buralar tepe diye görürseniz, ancak şu an için ben halen şu yükselişin bittiğini, şu 37'de birazcık kar satışı olup ondan sonra devam edip etmeyeceğini Perşembe günü kritik olduğu için, özellikle Perşembe günü yarın da bir kırılma olabileceği konusunda takip etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Analizleri güncelleyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu şekilde. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın.